Amatör Futbol TV'den selamlar. Bugün İstanbul 2. Amatör Lig 4. grup 3. hafta müsabakasında Kıraçspor'la İmarspor arasındaki maç için Küçükçekmece Metin Oktay Stadı'ndayız. Konuk ekip İmarspor grupta oynadığı 2 maçta aldığı 2 beraberlikte 2 puana sahip. Ev sahibi Kıraçspor 2 galibiyetle grupta 6 puan ile ilk sırada bulunuyor. Öncelikle başarılar diliyoruz. Lige 2'de 2 başladınız. Genel olarak grupla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Tabii rakipleri daha izlemedik. Her maç bir final bizim için de. Ama asıl olay bu benim için çok böyle bir büyük bir hikaye bu. Hikayenin başlangıcını biraz önce bahsetmiştim. Hikaye aslında bir futbol okuluyla, mahalle içinde bir futbol okuluyla başladı. Orada futbol okulu olmaz denen bir yapıdan böyle bir A takım çıkartan, hani bu seviyede bir takım çıkartan bir hale geldik. Benim için o çok kıymetli. Oyuncularımın hepsi lig oynamış, geçen sene aktif lig oynamış, süper amatör ve birinci amatörde oynamış oyuncuların hepsi. Benim eski oyuncularım, daha önce çalıştığım kulüplerdeki oyuncular. Onlarla buraya bir hikayenin sonunu güzelleştirmek için geldiler. Sağ olsun hepsine, çok teşekkür ederim. Yönetim kurulu benim velilerim. Hepsi çocukları, ben de oyuncu olan veliler. Kıraç'ta çok büyük bir yerleşke, orada olmayan bir kulüp olmuş oldu. İlk defa Kıraç Spor Kulübü adı, kulübün adı zaten. Esenyurt'ta bir misyon var. Esenyurt takımların böyle bir sorumlu takım olduğu şeyini de yıkmak üzere soyunma odalarını temizleyerek çıkıyoruz. İçeride sarı kart ve kırmızı karttan maksimum uzak durmaya çalışıyoruz. Geçen hafta rakibimiz 3 kırmızı kart gördü. Biz de sarı kart görünmedi. O yüzden onlar da bizim için çok büyük parametre. Ayrıca bizim yapımızın içinde altyapı oyuncularımıza gitar dersleri, İngilizce dersleri veren kurumuz aynı zamanda. Futbol okulu anlamında söylüyorum. 350 öğrencili. 12 personel çalışıyor. 6 tanesi beden eğitim öğretmeni, antrenör. Atletik performans eğitmenimiz, diyetisyenimiz falan olan, kendi çabamla kurduğum bir yapı bu. Bu yapıyı da birinci amatöre çıkartarak takımı süslemek istiyoruz bu seneyi. Hocam, kadro yapısına baktığımızda hepsi şampiyon olmuş oyuncular. Özellikle birkaç tanesi yeni takımlarında şampiyon olup geldiler. Bu sene geldiler. Peki bundan sonraki hedefiniz bire çıkartıp vites düşürmek mi yoksa vites yükseltmek? Yok, biz başladık burada artık Esenyurt'ta da Kıraç'ta da. Bir de çok heyecanlı bir başkanımız var. Onun da siyasi böyle bazı çalışmaları var. Umarım yarın başarılı olur o da. Olduğu zaman bizim hedefimiz süper amatöre veya Kıraç'ta. Esenyurt'ta hiç öyle bir takım yok şu an. Süper amatör kalmadı Esenyurt'ta maalesef. Öncelikle süper amatörü hedefleyeceğiz Eylül ayı için. Hani kadromuzu bozmadan takviyelerle süper amatörü hedefliyoruz. Tabii önce bu maç, oynamadan maç kazanmaz. Bizim için her maç final. Ben her maç sonunda ağlıyorum falan, çok böyle duygusal bir adamım. Ama bu dediğim gibi hani benim ellerimle büyüttüğüm bir yapının hani buralara gelmesi beni çok gururlandırıyor. Kıraç diye bir yapı tamamen ben kurdum. Tamamen benim oyuncularım, hepsi benim hatırım için geldi. O yüzden öyle duygusallıkla yaşıyorum. Her maç benim için final. İnşallah bakalım yüzümüzün akıyla çıkarız diye düşünüyorum. Allah gönlünüze göre versin. Başarılar diliyoruz hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hocam öncelikle başarılar diliyoruz. Lidere konuk oluyorsunuz. Evet. 2'de 2 yapan bir rakibiniz var. Maçla ilgili düşünceleriniz olabilir. Şöyle, biz zaten sezon başında başladığımızda bir talihsizlikler yaşıyoruz zaten. Biz de 2'de 2 yapabilirdik ama şimdi bazen futbolun biliyorsun 90 dakika olduğu için bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu maçta lider oynuyoruz. Aramızdaki puan farkın açılmaması için bugün almamız gerekiyor. Karşı takım da iyi, bizim takımımız da iyi. İyi oyuncularımızdan kurulu bir takımımız var. İnşallah bugün galip geliriz diye düşünüyorum. Tabii ki rakibimizi görmedik, izlemedik ama analiz ettiğimizde rakibimiz iyi olduğunu düşünüyoruz. Şu an grubumuzda herkes birbirini yenecek kapasitede. Yani herkes birbirini yenecek pozisyonda ama işte bugünkü rakibimizi görmüş olacağız. Ondan sonra da her şey ortada olacak inşallah. Biliyorsun biri direkt çıkıyor, ikincisi playoff oynuyor. O yüzden bizim burada hedefimizi ulaşmamız lazım. Ulaşmamız için de bu maçı almamız lazım. Maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Kesinlikle. Bugün biz buraya beraberlik değil, galibiyet için geldik. Tabii ki her zaman biliyorsunuz ev sahibi maçlarda mutlaka her maçı almamız lazım. Ama burada da illaki galip gelmemiz lazım. Hele ki bir lidere karşı oynuyorsa en kötü ihtimal beraberlik ama şu an biz beraberliği değil, biz mutlaka 3 puanla buradan gitmemiz lazım. Başarılar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Lig oluşumunun içerisindesiniz. Evet. Siz de bu takıma yeni katıldınız. Öncelikle hedefleriniz? Ya hedeflerimiz çok iyi bir ekip oluşturduk. Aslında vizyon ve misyon olan bir takımız. Yeni kurulduk. Gerçekten yönetim kadrosuyla olsun, teknik kadrosuyla olsun, buraya transfer edilen oyuncu arkadaşlarımız olsun çok iyi bir ekip oluşturdu.
dediğim gibi hedeflerimiz var. Bu sene ilk önce bu ikinci amatörden çıkmak asıl büyük hedeflerimiz. Ondan sonraki sezonlar da başlıyor. Yani güveniyoruz takıma. Peki takım çıkarsa devam eder misin? Tabii ki. Yoksa yol ayrımına gider misin? Yok, mutlaka. Çünkü dediğim gibi çok iyi bir oluşum. Sadece bir senelik düşünmedik. Yani çok uzun vadede bir oyuncu grubu var burada. Hedefimiz şampiyonluk. Başarılar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz öncelikle. Sağ olun. Lidere konuk oluyorsunuz. Centilmenlik, güzel bir ortamda geçmesini diliyoruz. Hani kavgasız, gürültüsüz, kötü bir örnek olmayalım. Bir genç arkadaşlar var şu an gelen bizi izleyenler. Onlara kötü bir örnek olmamak için güzel bir, küfürsüz, güzel bir maç olmasını diliyoruz. Hedefiniz burada mutlak... Şampiyonluk, mutlak galibiyet. Başka bir şey için gelmedik zaten. Biz de 2-2'dir şanssız goller yiyip de 2-2 kaldığımız maçlar oldu ilk iki maçta. Bunu kırmak için buradayız. İnşallah bugün galibiyetle ayrılırız. Aldığımız skorlara aldanmayın diyorsunuz. Yani. Başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Genel kaptan olarak görevli. Merhaba, hoş geldiniz. Kıraç Spor'u biraz tanıtabilir misiniz bize? Ya Kıraç Spor aslında bir futbol okuluydu ilk başta. Tolga hocamızla beraber futbol okulu. Oğlum da onun yanındaydı. Bu şekilde biz de başlangıç yapalım dedik. Bir kulübümüz olsun dedik ilk başta. O şekilde başladık. Bir kulübü satın alıp ismini Kıraç Futbol Kulübü'nü kurduk aramızda. Tamamen velilerden oluşan bir şeydi bu. Bir de ilk defa bir A takım kuralım dedik. Hep genç takımla devam ediyorduk 4 yıldır. Bu şekilde şu an. İlk seneniz. İlk seneniz. Peki bu ilk senenin sonunda, gerçi Tolga hocamıza da sorduk. Vites mi yükselteceksiniz? Sonra biz vites mi kesinlikle ya bala kadar çıkmayı düşünüyoruz. Bu takım başkanımızın Hayrettin Tan da bu konuda çok hassas. Kendisi iş adamı ama maçlara pek gelemiyor. Bizi çok destekliyor dışarıdan. Bizim hedefimiz bu sene direkt şampiyon olmak. Seneye de geçen şampiyon olmak. Öyle o şekilde devam etmek. Başarılar dileriz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Şampiyon bir kadrodan geldin. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir kadroya dahil olduk. Grubun maçları değerlendirir misin? Vallahi abi öncelikle siz hoş geldiniz. Kırmadın geldim buraya kadar. Abi zor bir maç. Onlar iki beraberlikle geldi. Biz iki galibiyetle geldik. Grupta şu anda lider durumdayız. İnşallah bunu da sürdürmek istiyoruz. Takım çok kaliteli. Herkesin ayağı iyi. Herkes kendine çok güveniyor. İnşallah buradan da galip ayrılan biz olacağız. Evet Hakan, Yıldırım Bosna'yı şampiyon yapıp buraya geldiniz. Buradaki evet. De ilk hedef. Tabii ilk hedef şampiyonluk. Şampiyonluk için kurulan bir takım aslında. Kes tecrübeli oynayıp gelen takım arkadaşlarımız var. Tabii ikinci amatör her kulüp için benzer senaryo yola çıkılıyor. Ama bizim takım biraz daha kaliteli ve biraz daha usta ayaklarla kurulu. Biraz daha tecrübeli. Önemli olan aile olmayı ve takım olmayı başarabilirsek yolun sonu şampiyonluk olacağız. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Hadi Kıraç! Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please Lord give me a sign. There's no mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, through me. Bravo Adana, bravo Adana.
Öncelikle tebrikler. Bugün 3'te 3 çıktınız. 9 puanla lidersiniz. Evet. Hastalığımdan dolayı bugün arkadaşlarım yanında olamadım. Ama bırakmadım. 3 gündür hastanedeydim. Çıktım geldim arkadaşlarımla birlikte yedek kulübesindeydim. Bu takımı arkadaşlık üzerine kurduk. Dedik çağırdık. Ben çağırdım, o çağırdı, bu çağırdı derken bir dostluk, bir aile oluşturduk. Bu aileyi de ortamı da kurduktan sonra bu takım zaten sahada gördünüz. Oynuyor topunu. Arkadaşlık ortamımız var. Biz inanıyoruz ki bu takım sadece ikinci amatörde değil, çıkıp birinci amatörde de şampiyon olacaktır. Birinci amatörden sonra vites düşecek mi, yükselecek mi? Düşmeyecek. İstanbul Kıraç başkanı, yönetimi ve topçularıyla birlikte bu takım daha da ileriye gidecek. Allah nasip ederse inşallah bir bal diyeyim yani, ama öncelik hedefimiz süper amatör. Atanla tutanın iyi olacak. Evet, bugün tutan Hakan, bugün atan Hasan oldu. Hasan, iki golle maçın yıldızı oldun. Evet abi, biraz öyle oldu. Çok iki güzel gol oldu. Ama öncelikle ben takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Hepsini çok çok tebrik ediyorum. Gel, gel birlikte verelim röportajımızı. Kazandığımız için çok mutluyuz. 3'te 3'te yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk için kurulan bir kadro. Şampiyon olmak için çıktık. Bunu da sahada yansıttık en güzel şekilde. Mücadele ederek, savaşarak. Bütün arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Çok iyi bir takım olduk. Çok iyi bir aile olduk. Biz de akşam izleyeceğiz. Evet Hakan, maçın kritik yerlerinde oldukça evet. Önemli pozisyonlarda gol izni vermedin. Evet. Rakibi de oyunu orta etmedin. Evet. Ya aslında yani maç kaleci için 3 direk arasında değil, 18 içerisinde ve 90 dakika boyunca diri kalmak gerekiyor. Zaman zaman oyundan kopsam da, hani pozisyon gelmese de, önemli olan geldiğinde tutabilme kabiliyetin. O yüzden 3 puan hedeflenmiş bir takım olarak çıkmıştık. Onda izin vermemek benim için güzel oldu. Öncelikle atanımızın iyi olması, takım olarak iyi olmamız. En son top bana gelmese de olur aslında, hiç problem değil. Tutan da iyiydi. Tutan da iyi olacak. Hedef şampiyonluk dediğiniz gibi. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik her anlamda. Topun bizde kaldığı alanda da, kalmadığı alanda da. Bence güzel oldu. Bugünkü 3 puanı. Öncelikle Deniz'in bir hastası vardı bizim 9 numara forvetimiz. O yüzden bugün aramızda yoktu. Dışa çıkması gerekiyordu. 3 puan ona armağan ediyorum. Sonra izleyenlere, son takıma, sonra size. Abi kardeşim, sağ ol, hatırladın mı beni? Vallahi abi. Büyükçekmece maçında senin peşinde dolanıyordu. Küfür ediyorlardı falan. Bayağı. Orada da çok iyi bir performans sergilemiştin. Bu sene de Büyükçekmece'deydin. Evet. Sonra buraya geldin. Burada da oldukça iyi bir futbol oynadın. Evet, takım olarak da iyiyiz ya. İyi bir takım oynadık. Yani rakibimiz de iyiydi. Onların da... Bravo Akko. Yani iki takımın da ayağına sağlık. Centilmencim hoş oldu. Şampiyonluk yolunda namalup hedefimiz. İnşallah o yolda devam edeceğiz. Seni gören herkes bana diyor ki ya 13 yaşında 15 yaşında çocuğu oynatıyorlar, helal olsun. Sen evet, yıllardır evet. Bu liglerde oynuyorsun. Evet. Altyapında profesyonel bir takım. Evet evet, Galatasaray. Ne düşünüyorsun genel ya, olarak? Ya ben futbolunda fiziğin olduğuna inanmıyorum. Ya şöyle, Torreira bugün günümüzde baktığınız zaman Galatasaray'da işte ne bileyim Fred, Messi, bunların çok örnekleri var. Ya ben sahada oynayan, ne bileyim yeteneğiyle iş yapan bir futbolcuyum. Elimden geleni yapıyorum. Bana göre de sen bir Xavi Iniesta tarzı oyuncusun. Yani o kadar inşallah oynuyorumdur. Yani bilmiyorum ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum ya takım adına. Bakalım inşallah şampiyonluk olacak sonra da. Başarılar dilerim.